Zorlanmış titreşim analizlerini yapacağız. 3 serbest titreşim analizi tek tipti. Modal analiz. Zorlanmış titreşim analizini 3 başlık altında yapacağız. Zorlanmış titreşimden önce muhakkak serbest titreşim analizi yapmamız lazım. Modal analiz. İşte biz cismimiz rezonansa uğrar mı uğramaz mı? Bu uyguladığımız kuvvetin frekansı ve şiddeti ne kadarlık cisimde titreşim genliği yapacak? Dikkat edin, genlik diyorum. Onu tespit etme amacıyla zorlanmış titreşimde adından da anlayacağınız üzere çeşitli dışarıdan zorlayıcı kuvvetler uygulanmıştır. Biz de işte analizimizi o uygulanan kuvvetlerin tipine göre farklı şekillerde yapıyoruz. En basiti harmonik analiz. Harmonik kelime anlamı itibariyle periyodik demek. Yani kendi kendini tekrar eden demek. Genellikle bir sinüzoidal tarza sahipse bir titreşim şu şekilde en genel haliyle gösterebiliriz. F çarpı sinüs omega t artı fi şeklinde. Burada F genlik olarak adlandırılıyor. Omega frekans, fi de faz, faz farkı. Elektrik, elektronik devrelerde, akımlarda var bu faz farkı. Aynı şey. Bu da mekanik karşılığı onun kuvvet açısından düşünürseniz. Ama her zaman böyle olmayabilir. Periyodik değildir ama frekansa bağlı bir değişimini biz biliyor olabiliriz. İkincisi de tamamen ne periyodik ne de nasıl değiştiğini biliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Tamamen rastgele, random yani. Mesela bir geminin okyanusta hareketi incelenecek. Okyanus dalgasının hareketi kesinlikle rastgeledir. Bilemezsiniz. Deprem de aynı şekilde. Depremin genliği zamana bağlı olarak belli değildir. Tamamen rastgeledir. Veya bir rüzgar, rüzgarın cisim üzerine oluşturduğu etki. Mesela aracınızın üzerine montaj edeceksiniz. Silah sistemi yaptınız, tasarladınız. İşte aracınız şu kadar hızda gidecek. Rüzgarın o silah sisteminizde oluşturduğu titreşimler, bu tür titreşimler. Bu da yine spektrum analiz adıyla anılıyor. Onu da özel bir durumu random vibration deniyor. Bu ya harmonik analize bakalım. Şimdi en genel formu şu dedik değil mi? Kuvvet çarpı sinüs omega t artı faz açısı. Bu en genel hal dedik. İşin içerisinde kosinüsü de barındırıyor çünkü. Farz edin ki fi 90 derece ise hani o zaman titreşimin şekli kosinüs omega t'ye dönüyor. Dikkat ederseniz hani bunlar periyodik fonksiyonlar. Artı pi bölü 2 faz farklarında sinüs kosinüse döner, kosinüs sinüse döner tarzı. Dikkat ederseniz fazın değişimleri bunlar. Bir tane vinç düşünün. Duvara bağlı upuzun bir vinç. Bu vincin ucunda bir elektrik motoru var. Şu şekilde yük kaldırıyor. Elektrik motoru dönmesi lazım ki yük kalksın. Elektrik motor bir döndüğünde, elektrik motorunun kirişe bağlandığı noktada şuradaki gibi bakın her bir dönüşte 360 dereceye tekabül edecek dönüşte dikey yönde bakmış kırmızı çizgimiz dikeydir. Kuvvetin dikey bileşenine bakacak olursak dikey bileşen bakın şu tarz değişiyor. Değişim sinüzoidal ya. Saniyede 100 devre atıyor şaft. O zaman ne yapar? Dikkat et bu grafiğe. Saniyede 100 defa bir tane periyodik hareket yapar. Bakın bir dönüşümü burada bir periyoda tekabül ediyor. Sıfırdan başlamış ve 6 küsürde ki bu 2 pi'ye tekabül ediyor. Tekrar sıfıra gelmiş. Bir periyot. Yani bir dönüş bir periyot. Saniyede bir dönerse frekans 1. Saniyede 100 defa dönerse frekans 100 demektir. Biliyorsunuz frekansı 1 saniyedeki tekrar sayısı. Ağırlığımız da 100 N olsun. Bu durumda analizimizi yapalım. Ve bu kişinin verilen frekans aralığındaki sinüzoidal zorlama durumuna olan yanıtını tespit edelim. Hani yapıyı basitçe modelleyecek olursak duvara bağlı ankastre bir kiriş 1 metre boyunda 0.01 metre kesit özelliklerine sahip bir keste sahip 100 N genlikte bir yük var uç noktada o da 1 ila 100 Hz arasında değişiyor. Malzeme olarak çelik seçelim onun yoğunluğu 7850 kilogram bölü metre küp. Elastik modülü de 200 gigapascal. Harmonik analizde şu grafikleri elde etmeye çalışacağız. Bakın frekansa bağlı genlik. Frekansa bağlı faz açısı, frekansa bağlı real ve imaginary denen 4 tip diyagramımız var. Amacımız bu diyagramları elde etmek. Bunu elde ettikten sonra bunu yorumlayacağız. Öncelikle analize modal analizle başlıyoruz. Harmonik analizi yapacağız. Modal analizi. Açıyoruz modal analiz bu.
Buradan bir geometri tanımlayalım. Önceden hem import ediyorduk. Ben şimdi burada direkt kendim çizeyim. Hem bu vesileyle nasıl çizildiğini de öğrenmiş olursunuz. Design Matter kısmında çiziliyor biliyorsunuz. Sketching kısmından çiziyoruz ne yapıyorsak. Burada birazcık mantık farklı. Noktalar oluşturarak başlayayım ben. Şu geometrime uygun olarak. 1 metrelik mesafelik bir çubuk çizeceğim önce. Çubuğu çizmek için önce bir nokta oluşturuyorum. Point diyeyim. Bu pointimin manuel giriş yapayım koordinatlarını. 0, 0, 0 noktasında bir point oluşturuyorum. Daha sonra bir nokta daha point dediğimiz nokta. Bunu tekrar oluşturuyorum. Manuel giriş yapalım elimizle. X ekseni doğrultusunda 1 metre mesafede bir nokta daha oluşturduk. Oluşturalım. Şuradan generate edelim. Bunun ikisinin arasına bir tane çizgi yapalım. Lines from points. İkisinin arasında kontrol ile basıp iki düğmeyi seçtim. Apply'a bastım. Burada bir line oluşturdu. Bunu generate edeceğiz. Line'i generate ettik şu anda. Bir tane parçamız var. Line body şeklinde. Cross section'ı eksik diyor. Line var ama bunun kesiti yok. O zaman kesit tanımlayalım. Concept'ten cross section rectangular diyelim. Bir tane cross section boyutlarını girelim. 0.01 metre, 0.01 metre default olarak verdi kendisi. Değişiklik yapmıyorum. Direktmen hizalama yapacağım bunu line body ile. Line body'ye geliyorum. Cross section'ını tıklayıp biraz önce oluşturduğumuz other rect 1 onunla hizalıyorum şu anda. Burada onu göstermiş olması lazım. Özelliklerini cross section solids seçersek anca görüyoruz. Bir metre ile 1 santim kıyaslarsanız hani böyle bir şey oluyor. Tamam mı? Netice itibariyle bunu çizmiş olduk. Bunu model analizini yapacağız şimdi. Blancastre bağlayalım. Yapmamız gereken model kısmında support diye yapacağız. Fix support. Burada bir geometri girmemiz lazım. Fixed dedim onun için nokta seçiyorum. Şu bir noktayı seçeyim. Oradan da apply diyeyim. Bunu buraya fixlemiş olduk. Bakın biraz önce dediğim gibi buna fixleme herhangi bir kuvvet etki etmeme gerek yok. Model analizin analiz settings'ine gelelim. Burada 6 tane moda açık demişiz. İstersek istediğimiz kadar mod açtırabiliriz. Mesela sınavda 3. modu sormuştum size. Sadece 3 mod açmanız yeterli olabilirdi. Bunu neşedelim. Önce generate mesh diyeyim. Sonra da solution yapalım. 8 Hz, 54 küsur Hz, 181 Hz gibi. Bulduğu sonuçları göstermek için bu şekilde seçip sağ tıklayıp da create mod shape results dersek, bunu sınavda yapamamıştı arkadaşımız. Bunu dediğiniz zaman da buraya zaten kendisi otomatikman atıyor bunları. Hepsini seçip rename based on definition dersen de işte o modları kendisi otomatikman adlandırıyor. Mod 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekliyle model analiz bitti. Model analizi kapatıyoruz. Burada şimdi harmonik analiz ekleyeceğiz. Response analiz. Şimdi bunu seçip sürükleyelim ama bir önceki modelimize de bağlayalım diye o engineer datasını seçeyim. Hala mouse'umu pikliyorum. Üzerinde sadece geziyorum. Geometri, modeli ve solution'ı seçip üstüne bırakayım. Şimdi bu oluşturduğum response, harmonic response projesini bir öncekiyle bağladı. Bakın burada solution'ı çift tıkladığım zaman bir önceki çözüm aynen gelecek. Buraya bakın yaptım. İlaveten bir de harmonic response gelecek. Harmonic response'ın ilk gereksinimi modaldi. Bu modal benim biraz önce yapmış olduğum şu modali bağladı kendisini otomatikman. Siz buradan ayrıca başka bir modal analiziniz var idiyse ondan da bağlayabilirsiniz. Cyclic load'imizi girmemiz lazım burada. Analiz settings'te. Range minimum 0 olsun. Maksimumuz da 100 Hz olsun. Bir kuvvet uygulayacağız. Başka ne var? 100 genliği 100 Newton. Nereye? Uç noktasını etkileyelim.
Bir tane buradan harmonik response'ta load ekleyelim. Force ekleyelim. Nereye? Geometrim. Şu uç noktayı seçiyorum. Bu uç noktaya bakın vertex dedi bir tane. Nokta demek. Onun vektörel değil de komponent olarak girişini yapayım. Şu anda mevcut eksen takımıma göre y eksenine tekabül ediyor. Ama eksi yönde bir kuvvet uygulayayım. Y ekseninde eksi 100 Newton diyeyim. Kuvvetimizi uygulamış olduk. Solution'dan total deformation'ları görelim. Total deformation. 3-4 tane ekleyeyim. Şimdi niye eklediğimizi göstereceğim. Sonra frekans, response ekleyelim. Bu yeni bir sonuç. Deformation. Tekrar frekans, response, deformation'ları ekleyelim. Faz response'una da bakalım. Neden bunları ekledik? Çünkü dedik ya hani amacımız şu grafikleri eklemek. Frekansa bağlı şu grafikleri elde etmek. Bu grafiği nasıl değerlendirildiğini de göstereceğim şimdi. Total deformation'ın frekansa göstersin. Frekans değerim de last diyor şu anda. İstediğimi ayarlayabilirim daha sonra. Ve frekans response'a geleyim. X ekseni yönündekini göstermesin de Y ekseni yönündekini göstersin. Geometri olarak da şu noktayı seçeyim. Bu noktadakini göstersin. Bode diyagramları diyoruz. Bode dediğimiz arkadaşlar genlik ve faz diyagramı. Real imaginary dediğimizde da yine Y yönündeki olsun. Yine aynı geometrimizin tam şu noktasındaki Y yönündeki body diyagramı değil de bu da real ve imaginary kısım olsun. Bunları seçmiş olalım. Şunları bir suppress edelim. Sonradan gerekirse tekrar aktif ederiz. Burada da çözümümüzü tamamlayalım. Buradan da çözüm diyelim ama ondan önce şu modelin çözümünü tamamlayalım. Model bozulmuş. Sol diyelim. Modeli bir daha hesaplasın. Geldi. Şu modeli şöyle seçim tekrar rename edeyim de en azından onun frekans değerleri de buraya yazılmış olsun. Kontrolü kolay olur çünkü. Sonra bunu da bir çözüm. Nasıl varsa çözümü yaptı. Şimdi total deformation. Hangi yönde? Birinci vertex'te şurada. Frekansa bağlı toplam deformasyon şekli bu. Bakalım. Bakın titreşimimizin şekli bu olacakmış. Bir de frekansa bakalım. Frekansa ondan başlamış. Neden öyle olmuş? Sıfırdan başlamasını istemiştik. 0 Hz. 10 intervali verdiğimiz. Bunu bakın solution intervali 10 değil de 100 yapalım. Böyle daha sık işlem yapsın ki arada böyle şöyle kaba bir grafik yerine bakın şöyle kaba 10 tane noktadan oluşan grafik yerine şöylesi daha çok noktadan oluşan grafik çözünürlüğü yüksek grafik elde edelim. Dolayısıyla gerçeğe daha hassas sonuç elde edelim. Onun için analiz settings'ten şurayı 100 yaptık. Bir daha çözüm yapalım. Frekans, response'a bakalım. Bakın şimdi aynı grafiği daha detaylı çizdi. Şimdi grafiği şöyle yorumlayacağız. Buna body diyagramları deniyor. Bode diyagramları daha doğrusu. Genlik, frekansa bağlı genlik, frekansa bağlı faz. Frekans genlik grafiğinin pik noktaları diyelim ki. Bu grafikteki en pik noktalara bakarsanız tabii üst pikler bunlar sizin yapının doğal frekansına tekabül ediyor. Şuraya, şu noktaya bakarsanız işte 8 küsür. Şuna bakarsanız 51 küsüre denk geliyor. Kaçıncı moda geldi? Nasıl? Bir bakın şu 0, bir, zaten birinci frekanstan, 1 Hz frekanstan 100 Hz'e kadar inceleme yaptım. İlk karşılaştığın ilk frekanstır doğal olarak. Zaten bak 8 küsüre denk geldi ya. Her mod zaten. Bu burada yazıyor. Bu durum burada da buradaki pike denk gelmiş. Benzer durum bakın şurada 51 ikinciler 51 Hz. Bakın burada 51 Hz'e tekabül ediyor. Şimdi işin en enteresan tarafı şu. Okey anlaştık bunu zaten model şekilde bulmuştuk frekansı da. Peki bunun karşılığına bakalım şimdi bakın. 8 Hz'deki modelde benim bu uyguladığım 100 Newton şiddetinde
bu sinüzoidal kuvvetin yapıda meydana getireceği genlik neymiş? 5.22 metre. 1 metrelik bir cismimiz 5 metrelik uzamaya sahip olacak. Y yönünde. Mantıken ne demek bu? Kırıldı gitti. Bu kirişten hayır gelmez demek. Bakın ikinci kısma bakarsa ikinci bu o da biraz aşağısı ama dikkat ederseniz mantıken düşünürsen ilk mod şeklinde zaten kırılan bir cismin ikinci mod şeklinde bakmamıza gerek var mı? Zaten havaya uçmuş, kırılmış yani. Bir de faz diyagramları yorumlanırken o da şöyledir. 0 ile 180 derece ve 0 ile 180 derece arasında çizilir faz diyagramı. Faz diyagramında da böyle her 180 derecelik faz değişimi bir modal şekli tekabül eder. Bakın şurada normalde 180 gidiyorken buradan birden 0'a düşmüş. Arada 180 derecelik değişim var. Yine dikkat edersen bu şu 8 küsüre denk geliyor. Burada bir doğal frekans olduğunu görebilirsin. Hani bakın sıfırda giderken birden 180 derecelik bir faz farkı meydana gelmiş. İşte burada da bir doğal frekansa tekabül etmiş olabilir. Sonra bu devam ederken tekrar bir 180 derecelik değişim gibi. Bakın burada body diyagramı yerine real and imaginary deseniz de real and imaginary adı altında bir grafik daha veriyor. Real frekans değerinde eğri de real değerin 0 olduğu frekanslar doğal frekanslardır. Hangileri sıfırsa bakın tam sıfıra yakın olan bunlar görüyor musunuz? Şurada da sanal. Evde tepelerin frekansları doğal frekanslardır. Tepe frekanslar. İmajinerde de tepe var idiyse burada göstermemiş belki çözünürlükten kaynaklanıyordur. Velhasılı bu grafik, bu analizden elde edeceğiniz şey Bode diyagramı. Bode diyagramında en önemlisi şu frekansa bağlı genlik. İlk frekansta, ilk doğal frekansta ve ikinci doğal frekansta yapıda ne denli bir genlik meydana getirecek titreşimi hangi boyuta çıkartacağını gösteriyor. 5.22 yapı bu şekilde titreşir diyor. 10 kiloluk bir yük 1 metrelik mesafede 1 santimlik kesitte çelikten yaparsan 8.15 Hz'de çalıştırıyorsan şuradaki titreşim şekline bakalım. Mesela tam frekansın 8 küsur olduğu durumda 51'dekine bakalım. Bir de orta değerdekine bakalım. Orada titreşimin şekli ve genliği nasıl olacak? Bu üçüne bir bakalım. Onu da şimdiki şu totallerden ayarlayalım. Totalimizin frekansını 8.153 Hz. Sonra ikinci modül doğal frekans girelim. 51.071 girelim. Şu total deformation 2'ye 51.071. Sonra bir de ara değer olsun. 30'u girelim. 30'u girelim şuraya. 30 Hz. Tekrardan değerlendirelim. Bunu bir çizelim. 8.153 Hz'deki titreşim şekli bu. Şimdi ikinci 51.071 Hz frekansındaki titreşim şekline bakalım. Burada bu şekilde titreşiyor. Buradaki maksimum genellik değeri de 1.6 metre. Şunu true skalada çizdirelim de gerçek boyutlarını görmüş olalım. Bak 8 ile 51'in arasına bakalım şimdi 30'a. Bakın ne kadar farklı bir davranış sergilediğini göreceksiniz. En fazla kaç? 12 milimetre en fazla titreşiyor. Yani siz motorunuzu dakikada 100 kez dönecek şekilde set ettiğiniz zaman sıfırdan başlayıp çalışmaya 100'e çıkarken 8 Hz'e denk geldiği zaman o Hz'de kalırsanız yapı bozulacak. Ama 8'i geçer, 8 ile 51 arasında kalırsanız aynen bu şekilde dingin bir çalışma sonucu. Onun şeyi nedir hocam? Süresi nedir? Aniden geçmen lazım. Orada hiç kalmamak lazım. Yani mühendislik açısından biz tasarım yaparken süreye bakmayız, orada kesinlikle durdurmayız. Mümkün olan en hızlı, o yapın hangi hızda müsaade ediyorsa o hızda geçmesi lazım. Bakın ne kadar dingin çalışıyor şu anda, görüyor musunuz? Rezonans anında en fazla 12'ymiş deformasyonda. Anlaşıldı mı? Var mı sorunuz?